Görkem, ablam pek beğenmedin sanki sen yemeği ha? Aa, çok güzel olmuş Betül'cüğüm. Teşekkür ederim. Ama bir şey diyeyim mi? Ben bu yemeği sırf Görkem çok seviyor diye yaptım biliyor musunuz? Aa, bak Görkem beğeniyor diye yapmışsın ama biz de nasiplendik. Öyle de kısmet işte, bugün pek lezzetli yapamadım demek ki. Baksana Görkem pek beğenmedi. Yok, ondan değil. Canım istemiyor. Odama gidebilir miyim ben? Tabii gidebilirsin bir tane. Betül ablan odana getirsin senin ha? Evet, tepsiye koyar getiririm hemen. Odada piknik yaparız. Aa, bak aklıma ne geldi. Ne yapalım biliyor musun Görkem? Bahçeye çadır kuralım, çadırda yiyelim yemeği ha? Yok, canım istemiyor dedim ya. Ben kendimi çok çaresiz hissediyorum. Oğlum acı çekiyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. O bu acıları çekmek için daha çok küçük. Zamanla bütün acılar gider annem. Mesai uzadı. Sizi de beklettik ama. Hiç önemli değil. İşim yoktu zaten. Evimizin ulaşım sorunu yoktur. Ana caddeye de çok yakındır. Bayağı tadilat lazım buraya. Bu civarda satın alabileceğimiz en uygun yer burası mı? Aynen öyle. Sahipleri 6 yıldır Almanya'daydı. Yani pek ilgilenmiyorlardı. Arsası çok değerlidir. Yatırım için çok uygun bir yer. Aşağıda ne var? Aşağıda da bir bodrum katımız var. Buyurun bir gezelim isterseniz. Şöyle buyurun. Dediğim gibi arsası çok kıymetlidir buranın. Sen kimsin be? Ben. Ne işin var burada? Burası. Siz çıkın, ben polisi arıyorum. Rıza? Hayatımı mahvettin lan. Rıza! Rıza! Hayatımı mahvettin lan! Alo? Çıkacağız. Deşifre olmuşum, belli tuzak bu. Hala konuşuyorsun ya.
Buyur abi. Ne oluyor? Hayırdır? Hayırdır, bir şey yok. Bana bak, bir daha bu kızı bulursan bu kadarla bırakma bana, değil mi? Tamam abi. Mahalleye bile sokmam lan seni. Tamam abi, eyvallah. Zehra, ben alt katta oturuyorum. Eğer bir daha sana bir şey yaparsa bana haber veriyorsun, tamam mı? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.